Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, Adıyaman içinde bir tane gazeteci varmış. Bu gazeteci bir gün internetten bir haber okumuş. Bu haberine bir kılıf dokunmuş. Bir de bunun gibi bir gazeteci başka yerde yokmuş. Bu gazeteci o ilginç haberi tekrar tekrar okumuş. Haberde şöyle yazıyormuş: şimdiye kadar ismi duyulmayan ve dünyaya paralel olan Sinopya adında yeni bir gezegen keşfedildi. Gazeteci bu haberi okuduktan sonra başka gidilecek yer kalmamış ki dünyaya paralel olan bu gezegene gitmeye karar vermiş. Büyük gayretler sonunda gezegene adımını atmış. Bu meşhur gazeteci oranın halkıyla tanışmış. Kimisiyle sohbet etmiş, kimisiyle röportaj yapmış. İşte bunlardan birisi. Bakalım neler olmuş, neler bitmiş. Dinleyelim, anlayalım, seyredelim. Evet sevgili seyirciler, bir başka gezegenlerimiz, geleneklerimiz programıyla yine karşınızdayız. Bugün sizlere 2 yıl önce yanlışlıkla keşfedilen Sinopya'dan sesleniyoruz. Bildiğiniz gibi Sinopya, Türk okullarıyla daha yeni tanışmasına rağmen bu yıl 41.si düzenlenen uluslararası, özür dilerim gezegenler arası, Türkçe olimpiyatlarına katılan 23. gezegen olacak. Şimdi hiç vakit kaybetmeden... Kainim, abiyor, leblebi getirdin mi leblebi? Efendim? Dünyadan gelmiyor mu sen? Geliyorum. Leblebi getirdin mi diyorum leblebi? Evet sevgili seyirciler, gezegene adımımızı atar atmaz sempatik bir Sinopyalı ile karşılaştık. Bakalım neler anlatacak. Merhaba. Öncelikle bilmeyenler için Sinopya hakkında kısaca bilgi verir misiniz? Burası nasıl keşfedildi? İlk kimler geldi? Hayatınızda neler değişti? Buyurun. Estağfurullah. Şimdi dayanayım, bizim bu yana ilk Kayserli abilerimiz geldi. Abiyor aslında başka yöreye gidecekmiş ya. Yolları yanlışlığıyla bizim bu yana düşüvermiş. Zaten yanlışlığıyla olmayaydı. Tövbe, kimsenin haberi bile olmazdı bu diyardan. Nasıl olsun? Neden öyle söylediniz? Şimdi dayanayım, bizim buralar abiyor sapa yerde kalıyor. Yol üstü değiliz yani. Sizin o yanda sınıf varmış. O misal. Zaten bizden ötede pek bir şey de yok. Yol da bozuk. Öyle olunca Sinopya'dan öteye avlıyor ancak eşekle gidilir. Eşekle? Uzay eşeği. Avlıyor, sen leblebi getirdin mi dedin leblebi? Yok maalesef. Leblebi'yi çok seviyorsunuz galiba. Tövbe tövbe. Leblebi sanmaz mı la? Fazla ince avlıyor, cırcır ediyor ama alıştık bir kerem. Allah razı olsun. Bu Kayserili abilerimiz var ya, ilk vardığında bizi bir ikram ettiler. O saatten beridir habi yiyoruz valla. Yalnız aslında leblebi Kayseri, yani Kayseri'de değil, Çorum'da daha meşhurdur. Biliyoruz ama Kayserili abilerimiz bu yana gelirken avbur vakı çıkmasın diye Çorum'da mula vermişlerken 3-5 kilo de leblebi Allah demişler. Allah'ın işi yoksam nasıl tanırdık bu mübareği? Yiyir misin? Yok. Yok. Teşekkür ederim. Abi şey soracağım o zaman. Sinopya bildiğin kadarıyla dünya göre biraz daha geri kalmış, öyle değil mi? Öyle. Bizim acelemiz yok. Ağır ağır ilerliyordu. Zaten bir tane sebep gelip gidenimiz olmuyordu ya. Herkesler uzayla deyince hep bir gelişik yerler arardı. Arada yol düşen de avlıyor hacetine girip giderdi. Ama sağ olsun Kayserili abilerimiz öyle etmediler. Biz bir gittiler mi bir daha dönmezler dedik ya. İkinci gelirken peşlerini sürü inen adam katıp bu yanda okullar açtılar. Leblebimiz de hiç emal etmediler. Peki bu Türkler, Türk okulları ve biraz şiveli de olsan, Türkçe öğrenmek size bir şey kazandırdı mı? Leblebinin başka yani. Kazandırmaz mı dayınım? Biz de öğretin gezegeni gibi. Avbiyor pisi pisine öte yani bollayabilirdik. Yazı oldu anca öğretinliğe. Nasıl yani? Ne oldu ki? Şöyle oldu. Bizim bu öğretine hiç mi arabamız neyimiz yoktu. Dillerini bilmez idik, dişlerini bilmez idik. Bir sabahından bir kaldı ki bunlar suruyla kapımıza dağılmışlar.
Hep birazdan Şokonira, Şokonira diye çağırıyorlar. Şokonira ne demek? Anlamadım. Biz de anlamadık zaten. Horiçunca konuşuyorlardı. Neyse işte biz bunları taşınla, zupayla kovaladık ama bizim bekçin Orion demeye kalmadan peşlerini füze yollayıp avlıyor Horiçun'a hecamat ettim. O füze de tek füzemiz daha. Gerçek bir gezegen. Allah'ım kallam satıydı bize. Peki sonra ne oldu? Ne olacak? Horiçun sizlere umur. Sonra sözle baktı ki Şokonira şey demekmiş. Merhaba, münasipsiniz oturmaya geldik. Size de tatlı getirdik. Manasınaymış. Kısaca öyle bir şey. Onca canlı gümecek yer bulamadık ama dayanayım buralar ufak ya. Mecburduk hepsini dikine gömdük. Allah Allah, yazık olmuş. Olmaz mı la? Sizinkileri tanıdıktan sonra aramıza bir karar kırdık. Nasılsa artık kavgayla, gülütüyle, füzeyle işimiz olmaz. Ama onları vereceğimiz parayla ilk fırsatta kefaret olsun diye Horiçun'a okul yaptıracağız inşallah. Gerçekten çok ilginç. Peki başka neler geçti? Mesela biliyorsunuz Türkler Marslıları LPG'li araçlarla tanıştırmıştı. Türk okullarının Sinopya'da bu tip katkıları oldu mu? Olmaz mı dayanım? Biz de garibanız. Bizim LPG ile işimiz olmaz. Ama canlarını yediklerim bize de araca buşa sağlamayı bellettiler. Malum dünya bu yanda bakınca aşağı kalıyor. Bizim bebeler dünyaya giderken bayır aşağı buşa sağlıyorlar, tasarruf ediyorlar. Geri nasıl dönüyorlar? Dönmüyorlar, leblebinin kaynağına varmışlar. Hiç döneler mi? Ben olsam ben de dönmem. Dünyada bize kart atıyorlar da öyle alıyoruz haberlerini. Buralar çok güzel diyorlar. Anlıyorum. Ben de anlıyorum. O zaman şunu soracağım. Malum bu sene Sinopya'da Türkçe olimpiyatlarına katılacak. Bu konuda Sinopyalılar neler hissediyor? Çok çok iyi şeyler hissediyor. Mesela? Bizim bebeler dünyayı görecekler, kurturları artacak. Ayrıca abilerimiz ve ablalarımız bu vesileyle akrabalarını ziyaret edecekler. İnşallah döndükleri zaman da bize de leblebi getirecekler. Öyle değil mi? Öyle değil mi? Oy leblebim leblebim sana duydum demedim. Oy leblebim leblebim sana duydum demedim. Bana onu veremezsen diyemem ki sana abim. Bana onu veremezsen diyemem ki sana abim. Leblebim aman, leblebim aman. Vay vay vay, sen de mi Türk okullarından okudun? Hayır okumadım, ben orada öğretmenim. Peki nasıl öğrendin bu şarkıyı? Vallahi öğrencilere olimpiyat hazırlar ya, ben de şarkıcı olup çıktım. Peki bu şarkı leblebi bilmem bir şey, şarkı söylemeyi devam ettin mi? Aslında devam etmek istiyordum fakat bir gün bir arkadaşım bana dedi ki senin söylediğin şarkı kim söylüyor? Ben de dedim Zara söylüyor. O da bana dedi ki bırak o söylersen. Ben de bıraktım hala o söylüyor. Vallahi arkadaşın haklıymış. Bende yalan da yok, hılaf da yok. Halal halal. Sahiden abi sormayı unuttum, sen hangi kolda okumuştun? Şu soruya bak, geldi ölme. Lan bir saattir Türkçe konuşuyorum da anlamadın mı? Acaba hasta mısın? Çok korkuyorum ha. Yani hangi okulda? Tabii ki Türk okullarında. Türkçeyi bu ilaşı veli kimden öğrendin? Çorumlu Türkçe öğretmen Himmet abiden. Be. Teşekkür ederiz.